Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün izlemekten de çok keyif aldığım bitenler, favorilerim videosuyla karşınızdayım. Bu zamana kadar ilk defa böyle bir konseptte video çekiyorum. Favorilerimi ve bitenleri göstereceğim. YouTube'da bu tarz içerikleri izlemeyi çok keyif aldığımı fark ettim ve bu tarz videolardaki konuşulan ürünlerle ilgili detayları da dikkate aldığımı fark ettim. Bu nedenle ben de bu videoyu çekmek istedim. Tavsiyelerim olacak, almayın dediklerim olacak. Bakalım neler olacak. Bu arada ürünler arasında her şey var. Yani göreceksiniz ya, her şey var. Yani herkesin bu videoda bir şeyler kendinden bulsun istedim açıkçası. O nedenle bayağı geniş tuttum kapsamı. Bir de yanına kahve yaptım. Çünkü sohbet edeceğiz. Kahvesiz olmaz diye düşündüm. O zaman videomuza başlayabiliriz. Bugün de hava o kadar güzel ki, güneşli. Gerçekten cumartesi pazar evde olmamız kötü ama mecburuz tabii. Bu arada markete gittik. Bizim burada Özgürlük Parkı var, çok büyük, bayağı büyük bir park. Aşırı dolu, millet spor falan yapıyor. Hatta böyle herkes yürüyüşlere çıkmış, köpek falan da yok. He? Yani yanlarında kedi, köpek, evcil bir hayvan yok. Atıyorum bir ellerinde poşet yok. Parkın etrafında, parkın içinde geziyorlar. Ben anlamadım, biz evdeyiz ama yani insanlar çok dikkate almıyor mu acaba diye düşündük. Tuhaf geldi bize, çok kalabalıktı çünkü dışarısı. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da konuşalım, merak ediyorum yani. Çıkınca çünkü çok şaşırdık biz. Şimdi ürünlere gelelim. İlk olarak ben geçen hafta gözümde küçük bir kaza yaşamıştım. O nedenle bir hafta boyunca göz ürünü hiç kullanmadım. Herhangi bir nemlendirici ya da makyaj ürünü kullanmadım. Bu yüzden her zaman kullandığım bu Kiehl's'ın avokado özlü göz nemlendirici kremini bir hafta boyunca kullanmadım. Ve bugün makyaj yaptığım zaman fark ettim ki ya kurumuş gözaltım gerçekten. Bayağı kuru bir gözaltım var. Bunu bıraktığım an gözaltlarımın kuruduğunu fark ettim. Gerçekten etkili. Memnundum zaten ben bu üründen. Biraz pahalı bir ürün ama size şöyle söyleyeyim. 3 ay oldu alalı ve hala içini bitiremedim. Mutlaka size tavsiye etmek istiyorum. 3 aydır her gün kullanmama rağmen memnunum. Zaten çok yoğun bir kıvamı var. Bu nedenle çok küçücük bir parça bile alsanız her yere yayılıyor. Uzun ömürlü o nedenle. Etkisini canlı canlı hani sürmediğimde, bir hafta sürmediğimde etkisini çok net gördüm. Çünkü bunu sürdüğüm 3 aydır hiçbir şekilde gözaltı kuruluğu yaşamamıştım. Bu nedenle bu ürünü mutlaka size en önden göstermek istedim. Diğer bir memnun olduğum üründen bahsetmek istiyorum. Maybelline'in Hyper Precise All Day göz eyeliner'ı. Gözümde de o var şu an. Ben bazen eyeliner'ı kalın çekiyorum, bazen ince çekiyorum, bazen yok gibi çekiyorum falan. Bu ürünü yaklaşık 1 yıldır kullanıyorum ve ben hani sık eyeliner çeken biriyim. Bitmedi yani, bitmiyor. En sonunda bitti yani. Yaklaşık 1 yıl oldu ve hani bitmiyor. Çok bereketli bir ürün. Fiyatını hatırlamıyorum. Ben reklam sektöründe, medya sektöründe olduğum için L'Oreal'in reklamlarını yaptığım zamanlarda bu bana hediye gelmişti. O nedenle fiyatını bilmiyorum. Fakat bu üründen çok memnun kaldım. Hangi eyeliner'ı kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bu ürüne mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ediyorum. Ah, çok konuştum, biraz kahve içeyim. Şimdi çok farklı bir ürün göstermek istiyorum size. Proxyn diye bir gece diş macunu. Ben bunu bekarken de kullanıyordum ve evlendikten sonra eşim de kullanmaya başladı ve aşırı memnun kaldı. Gece yatmadan önce dişlerinizi bu macunla fırçalarsanız eğer, bir Watson's'tan almıştım. Diğer diş macunlarına göre biraz daha pahalı fakat çok etkili ve çok uzun süre giden bir ürün. Yani yaklaşık dediğim gibi bir 9-10 ay gidiyor. Ciddiyim yani bu konuda. Gerçekten gece uyurken ağızda oluşan her türlü kokuya engel oluyor. Yani sabah kalktığınızda farkını hissediyorsunuz. Bu ürünü bir kere deneyin. Aa, bu ürünü ilk keşfetmişim diyeceksiniz. Hiç etrafımda bu ürünle ilgili hiçbir şey duymadım. Tesadüfen Watson's'ın raflarını gezerken görmüştüm ve denemek için almıştım. Bu kadar etkili bir ürün olduğunu hiç düşünmemiştim. Yani bu ürünü kefilim arkadaşlar. Şimdi bir başka ürün göstermek istiyorum. Biz banyoda bu Febreze'in Mystic Mezopotamya fısfısını kullanıyorduk. Şöyle fısfıs. Ve bu ürün çok güzel kokuyor. Bence bu kokuyu beğenmeyecek kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Herkesin beğeneceği bir ürün. Eğer bu tarz ürünler kullanıyorsanız yine bu ürünü biz bitirdik ve tekrardan bunu almayı düşünüyoruz. Bu nedenle size de bunu önermek istedim. Eğer banyoda bu tarz şeyler kullanıyorsanız iki kat daha kalıcı koku diyor. Bu arada kokusu muhteşem. Bu ürünü tercih edebilirsiniz. Şimdi size biten parfümümden ve yerine geçen parfümümden bahsetmek istiyorum. Ben geçen hafta bitti parfümüm. Roberto Cavalli'nin Florence parfümünü kullanıyordum.
Güzel, değişik bir koku. Yani hoş, yani ben seviyorum bu kokuyu. Fakat böyle sürekli yıllarca hep aynı parfümü kullanmayayım. Arada böyle değişik güzel kokuları kullanayım kafasındayım. Bittikçe değiştiriyorum açıkçası. Ablam sayesinde keşfettiğim Yves Rocher'in, ciddi söylüyorum, Yves Rocher'in parfümüne geçtim. O kadar güzel bir kokusu var ki keşke kokusunu size gösterebilsem. Eğer bir gün yolunuz Yves Rocher'e düşerse ki kesin düşer. Lütfen bu Ploin, şu şekilde göstereyim ben en iyisi. Bunun linkini atacağım mutlaka aşağıya. Şu parfümü gidip bir koklayın. Rica ediyorum, şuraya şöyle sıkın. Ben aynı şeyi yaptım. Zaten çok güzel kokuyordu. Ve birkaç saat geçti. Akşam oldu. Ve koku gitmedi. O yüzden ben de hemen bundan aldım. Ve günlük parfüm olarak bunu kullanıyorum. Edo parfüm zaten. O kadar güzel, böyle pudramsı gibi de değil. Çiçek kokusu yani. O kadar fresh, o kadar güzel bir koku ki. Bana çok uygun bir koku bence bu. Yani çok kibar, naif bir kokusu var. Gerçekten kokusuna hayran kaldım ve kalıcılığı çok güzel. İyi ki keşfetmişim diyorum o kokuyu. Madem kokulardan gittik, şimdi başka bir üründen bahsetmek istiyorum. Yine kokuyla ilgili memnun oldum. Bu English Home'dan, geçen vlogda size göstermiştim. Bu Mediterranean olan English Home oda kokusunu almıştık. Çok az kaldı içinde. Yaklaşık 1,5 ay oldu ama sanırım 2 ay gidiyor. Yani çok da az değil. Yine bir gider bu daha bir süre diye düşünüyorum. Bu üründen çok memnun kaldım. Salona koydum ben bunu ve o kadar kalıcı ve o kadar güzel bir ürün ki dışarı çıkıyoruz. Mesela dün yine yaşadık, dedim ya 1,5 ay oldu biz bunu kullanıyoruz ve ben bunun çubuklarını 3 kere falan değiştirmişimdir bu 1,5 ay içerisinde, size öyle söyleyeyim. Dün markete gitmiştik. Market dönüşünde eve girdiğimizde bile bütün evi kokutmuş yani. Salonda durmasına rağmen kapının girişinden bile bu kokuyu alabiliyorduk. Sabah uyandım mesela, perdeleri açıp camları açayım diye salona geldim. Mis gibi koku hala. Çok kalıcı, çok güzel bir koku. Eğer böyle oda kokularına meraklı birisiniz mutlaka tercih edin diyorum. Bir şans verin, memnun kalacaksınız gerçekten. Ya bunun gibi kokuyor yani. Hoş bir parfüm kokusu. Nasıl söyleyeyim ki size, yani bunda aldığım o tatlılık oda parfümünde de var. Yani oda kokusunda da var. Şimdi size böyle küçük basit bir ürün göstermek istiyorum. Dudaklarım çok fazla kuruyor benim. Ben bu Vaseline'in aloe veralı dudak nemlendiricisini kullanıyorum, dudak balmını. Çok memnunum. Bunu tavsiye etmek istedim. Hani siz ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten etkili ve güzel bir ürün. Öyle küçük bir dipnot olarak hemen bunu geçmek istedim. Yeşil kapak. Eğer almayı düşünüyorsanız bitiyorsa buna da şans verebilirsiniz. Ben çok memnun kaldım. Şimdi memnun kalmadığım bir şeyden bahsedeyim artık, değil mi? Bu Fa'nın bana dene bunu kutusundan çıkmıştı. Freshly Free Coconut deodorantı. Ben bundan hiç memnun kalmadım. Neden derseniz eğer, ne bir kokusu çıkıyor, ne bir kalıcı mı değil mi, sıktım mı sıkmadım mı. Yani etkisini hiç anlamadım ben bu ürünün. Yani siz fa ürünü kullandınız mı bilmiyorum. Bu yeni bir üründü zaten. Yani evet, böyle hani ilk sıktığınızda kokusunu alıyorum. Lime ve coconut birleşimi. Fakat yani hani bir deodorantın etkinliğini anlarsınız ya kullandığınızda. Bunda o yok. Ama dediğim gibi bir daha alır mıyım, tavsiye eder miyim? Etmem. Bu ürünü sevmedim. Şu an bu bitti ve ben neye başladım derseniz Dove'un bu nemlendirici kremli 48 saat etkili deodorantına başladım. Şu anda bir gün oldu kullanalı. Bu dün bitti. Yani şu an bir şey diyemiyorum bir gün kullandığım için ama Dove ürünlerinin bu serisinin iyi olduğunu birçok YouTube kanalında ve birçok Instagram'daki yorumlarda görmüştüm. Bakalım biraz daha kullanalım. Belki eğer memnun kalırsanız bunun ikinci videosunu çekersem bu ürünle ilgili de size yorumlarımı söylerim. Şimdi bir diğer ürün, çok enteresan bir ürünle size anlatmak istiyorum. Çay filtresi. Yeni keşfettik. Biz çaydanlığa direkt çayı direkt lops diye atanlardandık açıkçası. Bu filtreyi keşfettik. Ya biz geçen gün arkadaşıma gittik. Mihrimah buradan izliyordur, o da sevgilerimi, öpücüklerimi iletiyorum. Mihrimah bana bunu verdi. Dedi ki hani biz bunu kullanıyoruz, çok memnunuz dedi. Şöyle çayın içerisine, şöyle filtrenin içerisine çayı koyuyoruz. Ne kadar kullanıyorsunuz aynı oranda koyuyorsunuz. Oranınızı değiştirmiyorsunuz. Sonra ağzını kapatıp içine atıyorum direkt çaydanlığın üstüne. Hiçbir şekilde pislenmiyor. Çok kolay temizleniyor çaydanlığın üstü. Bir saatte öyle çay tortularını temizlemekle kalmıyorsunuz. Biz de bundan yine almak istiyoruz. Bunu hani Google'da aratarak da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tea Time'mış markası. Eğer siz de çaydanlığın üzerine direkt çayı koyanlardansanız bu ürün tam sizlik yani. Bunu kullandıktan sonra sanıyorum ki bir daha öyle yapmasınız bizim gibi. Böyle
Yani memnun kaldım ve hani her gün çay demliyoruz sabah akşam, o yüzden bunu da size göstermek istedim. Belki böyle bir şey arayanınız vardır. Böyle değişik bir ürün de tavsiye etmek istedim. Şimdi size yeni bir Starbucks kahvesine geçtik. Onu göstermek istiyorum. Colombia Narino. Buna geçtik. Bu kahveyi ilk defa içtik ve çok beğendim ben. Orta olunca ben de denemek istedim. Memnunuz. Yani 69 lira bu arada bu kahveler. Pahalılaştı birazcık. Bu kadar pahalı değildi. Ama çok uzun gidiyor tabii, dediğim gibi. Normalde bir kahve alsak 10 kaç lira? 30 lira veriyoruz iki kahveye Starbucks'ta. Bunu alıyorsun. Kaç kere yapıyorsun? 20-30 kere yapıyorsun yani. Çok daha mantıklı böyle almak. Benim bu Nivea nemlendirici zeytinyağlı ürünüm vardı. Bitirdim. Duştan sonra vücut losyonu olarak kullanıyordum. Güzel bir ürün. Mis gibi kokuyor zeytinyağı. Alabilirsiniz istiyorsanız. Tavsiye etmiyor değilim tabii ki. Ama ben bunun yerine şimdi bitince bu Neutrogena'nın kuru ciltler için olanını aldım ve ikisi de aynı. Yani hani bu bitti, bunu tavsiye ediyorum diye ikisini de tavsiye ediyorum. Eğer böyle yumuşak tatlı bir nemlendirici krem arıyorsanız, etkili olan, ikisini de tavsiye ediyorum size. Erkek ürünlerinden bir tane göstermek istiyorum. Dediğim gibi bir zamanlar L'Oreal'in reklamlarını yapıyordum ve L'Oreal'in reklamlarını yaparken bize bazı ürünler geliyordu hediye. Bu L'Oreal'in erkek deodorantı gelmişti. Bunun 48 yazanı da var. İkisi de çok iyi. Eşim aşırı memnun kaldı ve bunu biz Watsons'larda, Gratis'lerde ya da diğer marketlerde bulamıyoruz. Yurt dışında balayındayken çok görmüştük etraftaki marketlerde. Yurt dışında satılıyor ama bizim burada marketlerde satılmıyor. Fakat internetten alabilirsiniz. Biz de internetten alıyoruz. Eşim çok memnun. Erkek takipçilerime de bu ürünü mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Bu deodorant baya güzel kokuyor. Erkek parfümleri gibi yani, çok hoş bir kokusu var. Erkek arkadaşlarınıza da alabilirsiniz kızlar, yani denemek için. Birçok deodoranta göre çok daha etkili ve çok hoş kokusu var. Kalıcı kokusu var bu arada. Şimdi sizlere hazır yaz gelmeden mutlaka evinizde bulundurmanız gereken bir üründen bahsetmek istiyorum. Sun Ozon markası Rozman'da satılıyor, biliyorsunuzdur. Bunun bu güneş sonrası nemlendirici jeli. Allah'ım, bu ürün var ya, gerçekten bir lütuf yani. Hemen böyle kısa sürede kızarırım ve çok acı çekerim güneşte. Aşırı beyaz biriyim. Bu ürün o kadar başarılı ki, ilaç gibi yani. Bunu sürüyorsunuz. Bu arada aloe veralı bir ürün. Bu ürünü sürüyorsunuz arkadaşlar ve anında acıyı kesiyor. Böyle bir şey olamaz yani. Biz eşimle Kaş'a gitmiştik yazın ve ikimiz de pancar gibi olmuştuk. Ve bu ürün akşam acılarımızı sürdükten bir dakika sonra filan, ciddi söylüyorum, kesti. Tatile giderken de bavulunuzu atın yani, size o kadar söyleyeyim. Böyle göstereyim. Sun Ozon markasının güneş sonrası nemlendirici jeli. Çok da uzun süre gidiyor yani. Biz kaç tur kullanıyoruz ve yarısına kadar gelmiş yani. Bu ürünü mutlaka öneriyorum. Evet, son iki ürün kaldı. Bunlardan birincisi Simple'ın nemlendiricisi. Günlük olarak kullandığım nemlendirici bu. Matlaştıran nemlendirici krem diyor. Çok tatlı, soft bir yapısı var. Memnunum bu Simple'ın bu ürününden ve tekrardan bunu kullanmayı düşünüyorum. Simple'ın bu All Day Moisturizing nemlendirici kremi, matlaştıran nemlendirici kremi. Soft bir kıvamı var böyle, hani yoğun, böyle ağır bir kıvamı yok. Çok tatlı, tam bir günlük nemlendirici krem. Performans olarak etkili. Benim gibi çok hızlı kuruyan bir cilde bile çok etkili. O nedenle bunu da size göstermek istedim. Ve son ürünümüz yine Simple'dan. Simple'ın peelingi. Yine bu da gözenek arındırıcı peeling. Peelinglerin çoğu doku olarak böyle serttir, zordur, böyle biliyorsunuzdur yani. Ama bu o dokuda bir ürün değil. Aşırı böyle, evet, o pütürtüleri tabii ki var içinde ama ürünü sürerken çok hani nazik bir kıvamı var, size öyle söyleyeyim. Ürünlerimizi bitirdik. Benim için çok eğlenceli geçti. Sizlerle sohbet ettik beraber. Benden ne tarz videolar istediğinizi belirtirseniz eğer, ben de o tarz videolar çekmekten keyif alırım açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.